emekliler konusu. Hı hı. Valla şöyle bir emeklilerin gıda enflasyonuna diskar %85'in üzerinde diyor. Yıllık artışlar gıdada. Zaten et fiyatlarını görmeyin. Brokoliyi artık bölerek satıyor pazarcı esnafı. Bütün yıllık gıda artışlarına bakın. Bu çayın hali, ya çay %80, meyve %88, patates %100, dana eti %110, kuru yemiş %76, su bile %70. Bu belediyelerin kendi markasına talep var artık. Hı hı. Çünkü su o kadar yüksek ki fiyatı. Böyle bir durum var. Faturaya da yansıdı. Su fiyatları arttı. Mesela emeklilerde gıda enflasyonu %85,6 diyor. Şimdi yani emekli şimdi maaş farkları yattı. Şöyle, hiçbir şey etkilemedi. Bu maaş meselesi konuşuluyor. Hemen onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Adım atılacak, anladık biz onu. Evet, adım atılacak ama şunu da biliyoruz. Seçimden sonra da onun hesabı ayrı bir biçimde sorulacak. Yani o verilenin inanılmaz bir biçimde karşılığı alınacak. Şunu söyleyelim, yani bütün yerel yönetimlerde, bütün belediyelerimizde çok kapsamlı bir sosyal destek programını yaşama geçirmek zorundayız. Çünkü bu ülkede inanılmaz bir yoksulluk, inanılmaz bir açlık sorunu var. Her ne kadar kendileri inkar etseler de, görmezden gelseler de. O yüzden her belediyemiz bundan sonra tamamen üretim sektörlerinin canlanması, yani kastımız şu, hani ekilebilir alanın ekilmesi, hayvancılığın desteklenmesi, farklı yerlerde bu insanlara yetecek süt, et ya da işte ekmek, bütün bu doğal ya da temel besinlerini karşılaması noktasında bir planla çıkacağız 11 Şubat'ta. Bununla sadece elbette ki çözülecek bir mesele değil, iktidarla ilgili bir meseledir. Yani ortaya koyduğunuz proje neyse, bunun sonucunda muazzam bir yoksulluk getirildi. Şimdi bu insanlara, bizim emeklerimize zam verilecek. Ama arkasında şunu biliyoruz. Yani burada çok sevdiğimiz bir ekonomist var. 1 Nisan'dan sonra bu iktidarın korkunç bir biçimde her şeye zam yaptırır. Mecburen. Çünkü ellerinde hiçbir şey yok. Oradaki temel mesele şu. 1 Nisan'dan önce alabildiğimiz kadar oy almak. Eğer buna da insanlarımız inanır ve oy verirse, ki bunu anlatacağız, tartışacağız. O insanlar, bir kere bu insanların temel hakkı, onu söyleyelim. Yani iktidar bir lütufta bulunmuyor. Yani anayasanın gereğini yapıyorsun. Sen insanlarını insancı yaşatmak zorundasın. Sosyal devletin gereğini yerine getiriyorsun. Ama emin olun 1 Nisan'dan sonra bu ülkede yaratılacak olan düzen, emeklilerin de çalışanların da üzerine çökecek korkunç bir düzen olacak. Bunun, yani herkesin burnundan fitil fitil getirecekler verdiklerini. Bu kadar net söyleyeyim. Şöyle mi ülkenin hali, ekonomik hali? Bir bir bütçe düşünün. Yani evinizi düşünün. Bir geliriniz var. Fakat o geliriniz karşılığında sizin evinizi değiştirmeniz gerekiyor. Yeni eşya almanız gerekiyor. Eşyalarınızı eskimiş, çocuğu okula göndermeniz gerekiyor. Okul taksidi ödemeniz gerekiyor. Servisi var. İşte evin ihtiyaçları var vesairesi var. Dolayısıyla ama sizin kazandığınız para bunların hiçbirine yetmiyor. Çok ihtiyacınız var. Çok gideriniz var. Ama geliriniz az. Ülkenin bütçesi de böyle. Böyle evet. Değil mi? Maalesef öyle. Şimdi mesela ekonomistler şöyle hesaplar takip ederler. Enflasyonla ilgili işte çekirdek enflasyon, çekirdek, süper çekirdek enflasyon gibi kelimeler vardır. Bunlar şu demektir. Gıda ve enerji harcamasını çıkarırsan veya işte süper çekirdek gıda, enerji ve barınma harcamasını çıkarırsan enflasyon var mı yok mu falan gibi. Ya şimdi öyle bir komik hepsini buluyorum ki ben bunları. Hepsini çıkarırsan da var yine de. Çıkarırsan zaten neyin enflasyonu takip ediyoruz. İşin faciası gerçekten şimdi baktığın zaman senin yayının başında verdiğin o gıda fiyatlarındaki 2005'ten bu yana 25 kat artış. Tabii. Şimdi bu çok, o kadar dramatik ki yani öyle bir enflasyonu hiç bakıyorsun verilere üst üste koyuyorsun, imkansız, öyle bir veri yok. Peki bu enflasyon mesela bütün verileri sen yine yayının başında detay detay verdin ya, işte etti, sütü, ekmeği, şuraya nereye gitti geldi. Hı hı. Ya bunları topluyorsun. Peki bu TÜİK enflasyonu gerçekten neyi ölçüyor? Bilmiyoruz ki. Bak işin faciası burada. Bilmiyoruz. Şeref TÜİK Hoca'yı okudun mu? Açıklamıyor. Şeref Hoca'yı okudun mu? Bazı sepete ürünler almış, bazılarını çıkarmış Türkiye İstatistik Kurumu. Evet. Mesela çocuk ayakkabısı çıkmış. Diyor ki, böyle diyor Şeref Hoca,
işte haylazlık yapan diyor, böyle biraz baş kaldıranlar sepetten atılmış. Sepetten atılır. Yani birazcık talep. Biraz daha diyor. Uysallar diyor, geri gelmiş diyor. Mesela, yani kaç kişi nişan düğünü yapar, ya salon mesela, fiyatlarını almış. O gün Cem Hoca ile de konuşurken enflasyon sırasında mesela doğalgazın payı anormal düşürülmüş değil mi enflasyon? Yani şimdi doğalgazın payı niye düşürülmüş? Yani o bir ara hani şey yapılsın diye. Aman doğalgazın olduğu anda. Ya gıda enflasyonu, şimdi gıda enflasyonu yaşamak için yemek zorundasın. Bir şeyler yemen lazım. Tamam yani yemeğin etmeyin mantığı var. Böyle bir şey olamaz. Bu enflasyon hesabıyla siz yaşamı devam ettiremezsiniz. Onun için senin az önce söylediğin güzel bir şey vardı. Yani dedin ya sınıra geldi. Ben de ısrarla bunu söylüyorum. Yani seçimden sonra getirilecek bütün ek zamlar ve şeyler sisteme gelecek büyük dalga. Büyük tabii bir dalga geliyor. Yoksulluğu yönetememe sınırı. Evet, o yoksulluğu yönetememe sınırı geliyor, ciddi anlamda kapıyı çalıyor. Şimdi onun için zaten bütün bu anayasal konular gündeme fazlaca taşınıyor. Neden Can Atalay dışarı çıkarılmıyor? İsmail'in de sürekli İsmail Saymaz'ın bu konuya gündeme getirdi diye hatırlarsa. Diyor ki yani bir o gezi konusunda aman burada bir kafalarda bir sosyal bir patlamanın herhangi bir sokağa çıkma kafası olunmasın diye o gezi konusu sürekli olarak gündeme getirilip hatırlatılıyor. Yani bakın bunlara liderlik edenler asla içeriden çıkamayacak. Dolayısıyla bütün bu geçim sıkıntısı canına tak etmeye başlıyor. Tuhaf tuhaf şeyler görmeye başlayacağız. Korkarım ki bak bunları yani ben felaket tellallığı yapmak için söylemiyorum. Rakamlara bakarak söylüyorum. Bu rakamlar seçimden sonra hiç tutmayacak. Yani şu ana kadar mesela bütün bütçe rakamları falan konuşuluyor ya. Merkez Bankası'na transfer edilmiş. Merkez Bankası'na transfer edilmiş. Mehmet Bey gelir gelmez ilk yaptığı hamlelerden biri. Şu kur korumalı şeyin zararını Merkez Bankası'na attı. Bütçesinde gözükmüyor. Bak bütçem güzel falan dedi. O son aralığın son haftasında çıktı bütçe. Yine hazineden tutmadı da. Gitti merkeze gitti. Merkez Bankası salın. Kimin Merkez Bankası? Yani o işte sarı çizmeli Mehmet Ağa mı? Yani orada o bizim Merkez Bankamız. Biz ödüyoruz. Ne yapacak onu? Para basarak ödeyecek. Para bastığı zaman ne olacak? Yine enflasyon olacak. Yani bize sanki öyle şeyler söyleniyor ki ya bu bize yük olmayacak. Ya nasıl yük olmayacak? Nereye yük olacak? Bir anlatın. Biz de öğrenelim. Yani Merkez Bankası tarihinde ilk defa böyle bir zarar etti. 1.25 trilyon lira. Nerede bu para? Yok. O parayı basacak, sistemini kapatacak. Bunların hepsi üst üste geldiği zaman seçimden sonra. Bir de şimdi bu yani emeklilere mecburen dağıtılacak, verilecek bu paralar. Bunlar da bütçede yok şu anda. Bütçeyi onun için Mehmet Bey dikkat edersen çok böyle sessiz çıkmıyor ortaya fazla bu aralar. Yani açıklama yapmaktan da imtina ediyor. Çünkü seçime kadar yapabileceği, söyleyeceği birçok şey aslında pek pozitif olmayacak yani seçimden sonrası ile ilgili bazı tiyolar veriyor ara ara sinyal mesela veriyor. Mesela diyorlar ki benzin motorun 43 liraya diyor dua et diyor 60 lira olacak. 60 lira olacak evet geçen yılda söyledim. Şeref Hoca'yla devrim. Evet yani 60 lira nedir yani 60 lira bile az kalacak bak. Tekrar söylüyorum gelecek zam dalgası brokoli çok daha kuvvetli artık herhalde olacak. Ucundan biraz bir tadımlık verirsin falan diye alacağız herhalde. Çünkü devalüasyon dalgasıyla birleşmek zorunda bak tekrar bakıyoruz. Yine uluslararası normlara bakıyoruz. Biz kendi içimizde bir şeyler yaşıyoruz. Ona dağıtalım, bunu alalım, bunu verin. Sonra bir oturuyorsun, bakıyorsun. Geçen yayında ben hani Deniz dedi ya İngiltere'deki bir kilo kahve fiyatıyla karşılaştırdım. Şimdi bunu bütün kıyaslamaları yapabilirsiniz. İşin faciası biz onlardan çok çok daha ucuz olmak zorundayız.